kitap okumayı seviyordum. Ama gözlem görünce seviyordum. Şimdi artık onu da yarıyı geçti okuduğum yer. Bir yandan geçimini sağladığı koyunları güdüyor, diğer yandansa kitap okuyor. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yarım asırdır çobanlık yapan 73 yaşındaki Necati Değirmenci tam bir kitap kurdu. 60 senedir çobanlık yapıyor. Devamlı bu işi yapıyor. Onun bu ilgisini bilen bir tanıdığı değirmenciye Paulo Coelho'nun İspanya'dan Mısır piramitlerinin eteklerinde hazine aramaya giden Endülüslü çoban Santiago'nun yaşamını anlatan simyacı kitabını hediye etti. Çoban, koyunlarını otlatmaya çıkardığı yaylada kendisine hediye edilen kitabı okurken yakın tarafından fotoğrafı çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Baba, ben koyun gidiyordum. O arkadaş da geldi, böyle böyle dedi. Fotoğraf çekebilir miyim? Ay çekebilirsin dedim. Geldi, çektik. Kısa sürede ilgi gören fotoğraf ülke sınırlarını aştı. Ünlü yazar Paulo Coelho da değirmencinin fotoğrafına alıntı yaparak bir Türk çoban, Endülüslü bir çoban hakkında bir şeyler okuyor. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır. Simyacı notuyla sosyal medya hesabında paylaştı. Sonra işte gitti o yazarın eline. Yazar da galeye aldı bizi. Tekrar fotoğraf bize girsin diye geldi ama büyütülmüş halde geldi. Değirmenci de Paulo Coelho'nun paylaşımının ekran fotoğrafını alıp çerçeveletti. Sevindim, sevindim. Değerlendi iş. Değerlendi. Tabii yazarınla görüşmek isterim. Yüz yüze görüşmek isterim. Çok hoşuma gitti.